Evet, şimdi kaptanımız gemiyi hazırlıyor. Sefer Mustafa Aslan, biliyorsunuz bu Draksu'yla karşı tarafa taşımacılık yapıyor. Bizim yakın arkadaşımız. Şimdi gemiyi hazırlayacak, bir karşı tarafa gideceğiz. İlk defa buradan Sivere'ye böyle bir gemiyle seyahat yapacağız. Oradan da Sivere'ye. Şimdi Mustafa hazırlıkları yapıyor. Biraz bugün macera yaşamak istedim. Hap parkelere kadar da gelmiştim. Mustafa, sanki bu bayağı bir yükselmiş ha, değil mi? Aynen bak. En az 5-6 metre gidiyor. Aynen. Ben de fark ettim zaten. Gidiyor lan. Bak, suyun üstünde ne kadar rahat işte, görüyor musun? Evet, altı bir tara banç kesiyor zaten. Öyle mi bineceğiz buradan? He? He? Ha valla dönmüş ben o. Dönmüş ben o ha. Yarı Türkçe, yarı Kürtçe, yarı Zazaca. Artık karıştıracağız. Ha? İyi de tam ben binerken yerinde oynasa. Benim traktör 4 tondur, biz bindiriyoruz, bir şey olmuyor. Sen araban da olsun 1200. Hadi bağlarız mı? Heyecanlı. Ha, şimdi hazırlanayım. Biz hazırız. Ben de hazırsan tamam. Tamam abi. Tamam. Mustafa, şöyle tut. Bir tane ben alalım. Direkt seni ben çekeyim. Evet, kaptanımız Mustafa. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Mustafa'ya veriyoruz. Kameraman Mustafa. Gel gel. Gel 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 gel, doğru gel. Sağ yap biraz. Sağ yap. Sağ yap. Tamam. Paralel düz git. Düz git. Gel, doğru gel. Şöyle gel, yanaş. Gel 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 gel. Tamam, öyle kalsın. Bir tane alıyor da. He. Oynamadı yerinden. Çok güzel. Evet. Şu anda gemiye bindik. İnşallah tam karşıya geçeceğiz. Karşı olalım. Ve hayatımda ilk defa bu gemiyle böyle karşıya geçiyorum. Ama hep böyle çocukluğumdan bu yana hep böyle karşı tarafı merak etmişimdir. Şimdi gidip göreceğim inşallah. Evet.
Biliyorsun bir kere Boğaz turuna gittik, bu ipler pervaneye takıldı. Ama ya sorma ya. İçine taşla doldurduk. Aynen. Ben de belim ağrıyordu o zaman. Ha vallahi ya. Sizin Bülent girdi alta. Bıçakla ipleri kopardı. Sorma ya. Bir macera yaşamıştık vallahi. Aynen. Evet. Ayrılıyoruz. Mustafa, çalışmadan böyle götürebilir miyiz? Ay, bir günde gider. Bir günde gideriz ya. Ciddi, bir günde olur mu? Bir günde değil de, yarım günde gider. Zor. Nasıl gidecek böyle? Evet, motorlarımız çalıştı. Şöyle Mustafa'nın yanına gideyim. Yağacak gibi göründü ama sonra vazgeçti. Aslında tam bir yağmur bekleniyor. Bir yerlere de. Evet. Ya da güzel bir yağmur yağsa harika olur. Yanlış gidiyor lan. Dur gitsin, dahin çeksin. Kaptan gemiyi bıraktı. Gemi başıboş bir şekilde dönmeye başladı. Hadi amca. Dayı hadi. ben şimdi seni çekeyim. Evet, Abdurrahman abinin yerine ben geçtim şimdi. Hayır hayır, şimdi kaptan kameraya geçince geminin tamamen sistemi değişti. Ah şimdi düzeldi. Geminin sistemi değişti. Gemi başıboş olmaya başladı. Şimdi biz de korktuk.
En iyisi herkes görevini yapsın. Aynen. Sonra sen bu zaman böyle bir zamanda kendini atabiliyor musun şeye? Suya? Ha. Ha, hakikaten. Soğuk değil mi? Yok ya, su tam güzel olmuş. He. Bak benim bahçe ettiğim yer, bak şu ortada sürülü olan yer var ya. Evet. Orası. Evet. Ben orayı ekiyorum. Oradan bu baraj... sene de şeyi ekeceğim. Barajdan suyu çekiyorsun. Ben barajdan su çekiyorum. Ama senin köyün de çok güzel ha. Bizim köy güzel de. Köyü boş ver ediyoruz yani. Kimse kalmamış ha. 60 hanelik köyde 20 hane kalmış. Bütün köyler öyle. Bütün köyler öyle. Ya şimdi hepsi de kalsa... Bu sefer gene sıkıntı. Evet, aynen. Şimdi ben hep diyorum, hep her aileden bir kişi kalsa gene iyi. Evet, kamerayı devraldık. Şimdi Mustafa. Evet, rotamız şu anda düzgün değil mi? Ya taş yok, kaya yok, çarpacağız. Şimdi böyle zaman zaman böyle şey, zaruri durumlar oluyor mu mesela? İlla böyle... Bu Allah çok şükür yani, 93'ten beri biz bu işi yapıyoruz. Çok şükür başımıza bir sıkıntı. Hayır hayır, o anlamda değil yani, böyle zaman zaman böyle acil durumlarda hemen şey yapıyorsun, müdahale ediyorsun. Acil durumlarda muhakkak. Değil mi? Aynen. Mesela bir ara benim kardeşim baraja düştü. He. Ben yok yani, bir arkadaşlar var da ben gemiyle geldim. Oradan daha mı erken gidiliyor Siver'e? Buradan yakın, buradan 40 kilometre. He. Şimdi buradan indim, Siver'e 40 kilometre. Şeyden öbür tarafta? Nerede baksan 80, 70, yani 70'in üzerinde. Öyle mi? Neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Aynen. Burada işte 1.5 kilometre yolumuz kaldı. Ama hep bu yol sıkıntılı ya. Şu yolu da yapsalar değil mi? 5 kilometre, 6 kilometre kadar bir yol kalmış. O da asfaltlansa güzel olur. Yani ufak büyük şehir olduğu için herhalde yapalım. Ben şimdi dümene geçeyim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, eyvallah. Evet, biz karşıya geçeceğiz. Dediğim gibi hep bu karşıyı merak etmişimdir. İlk defa böyle karşıya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi karşı taraf Siverek. Şu anda Gerger'den Siverek'e geldik yani. Siverek toprakları burası. Dayı bu yol mu, o yol mu? Sanki buraya... Ya niye oraya geliyor? Ha, oraya doğru gidiyor. Orada bir tanesi batmış adayı. Ha, niye? He? Dayı buraya yanaşıyor sanki. Evet. Mevsim itibarıyla çok da güzel bir yer. Evet. Şu anda motorlar sustu. Şimdi Mustafa kendi çabalarıyla gemiyi yanaştıracak. Biz de oradan çıkacağız. Mustafa bir tane batmış orada. O su almış, batmış o karşı taraf ne gitti? O düzelmeyecek mi daha? İsterseler düzelsin de. Motor bir şey olmaz. Yo, yağını değiştirdin mi? Hadi ya. Kaç defa öyle girdin diye.
Bir şey de yapmıyorlar. Bunlar da onların. Hangisi? Aa, bunlar? Ya botlar da onlar. Onlar kendine zevk için böyle geliyorlar. Ya şu anda bu köy ne git mi? He, tamam. Anladım. Ama güzel bir yer ha, böyle sahil kent. Kenarı böyle. Evet, biz şu karşı taraf Gerger'den şimdi Sibere'ye geldik arkadaşlar. Arabayla gelmemişim, yayan gelmişim. Yalnız burası direkt asfalt olsa daha iyi değil mi? Şey kadar asfalttır ya. Ha? Bu arkada
tam sanki bizim karşımızdaydı dayı. Karşımızda değil, bu dağın arkası. Öyle mi? Adine görünmüyor. Bizde görünmez mi? Yok. O kalan miadın görünüyor. Bu. Kaya. Diğer adıyla Katina köyündeyiz. Bu köy Sivere'ye bağlı bir köy. Ahmet şey. Evet, bu seçim şey, seçimden dolayı böyle propaganda afişleri hala yerlerinde duruyor. İbrahim Bucak. Evet. Mehmet Fatih Bucak. Zaten şey aldı burayı. Onlar aldı. Sivere'ye AK Parti aldı diye. Bucak aldı işte. Yine köyü. İşte o burayı yapıyor. Hep lahan suyu işte bu. Hakikaten. Hakikaten. Hakikaten ya. Niye bu alt yapıyor? Ulan ne güzel. Kokuyor ha. Ha? Kötü işte dayı. Katine ha. Sük ne? Sük yani ilçeye gidiyor. Ha.
Vay be. Bajer mi ne Bajer'e? Asfalta çıktık. Bu şey, bu beton. Beton yola? Evet. Sivri kadar beton. Vay be. Olur. Aşağıda beton daha iyi dayı. Dönmeyecek miyiz dayı? Nerede döneceğiz bilmiyorum ki. Ha? Herhalde ileride döneceğiz. Öyle mi? Sanki baksana şeye gidiyoruz dayı. He? Ama yok, sağa da gidelim. Sük. Sük yolu buldum ya. He. Ben tahmin ettim zaten ters tarafa gittiğimizi. Sük yola. Evet, Atina yolu. Dayı dur, ben şurada bir fotoğraf çekeyim ya. Rahmet yağıyor arkadaşlar. Sen geldin yine yağıyor. Biz gelince yağmur yağıyor. Ya arkadaşlar. Değil, adamlar diyor. Şimdi ben öyle diyorum ya. Diyor tamam bazen diyor tamam da diyor yazın ortasına git. Ben diyorum o zaman yağmur yağar. Ya da güle güle biliyoruz ama. Dünden beri var ya. Herkes yağmur bekliyor. Ama dayı hakikaten şey, yol çok dar ha. He? Niye bu kadar dar yapmışlar? Maliyetten ha. Baksana ya.
toprak şey ya, çok engebeli ve bataklık ya. Bunu yapmışlar ki sağlam olsun. Şimdi bu yol çökmez. Ama asfalt olsaydı çökerdi. Evet, yağmurdan sonra gerçekten güzel bir yol. Şeyden korunmak için. Güneşler. Işıklarda in bu. Girişte ışıklarda. Ha, söyle.
döneceğim. Garaja gitme. Gelmiştir şimdi. Daha gelmemiştir. Benim bir şeyim olmayacak, kaybiyatım olmayacak zaman olarak. Hı. İyi yapmışsın abi. Tamam oğlum.